Selamünaleyküm efendim, herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Bugün yine havalimanındayız. Yeni biri geliyor, Halit abi geliyor. Geliyor ama biraz sıkıntı yaşadık. Nedir bu sıkıntı? Lütfen dikkat edin. Önemli olan bir bilgiyi vereceğim. Türkiye'de Sabiha Gökçen'de check-in yaparken, Katar Hava Yolları ile geliyor. Check-in yaparken oradaki görevler yanlış girmiş bilgileri. Şimdi pasaport kontrolünde sıkıntı yaşadık. Buradan immigration ofise bilgilerini verdik. Bekleme alanında şimdi. Lütfen check-in yaparken, check-in yaptırırken oradaki memur pasaportlarınızı kontrol ettiğinde lütfen onlara söyleyin. Hani yanlış bilgi yapmasınlar. İşte pasaport numarasını yanlış yazmış mesela. Abi bu akıl fikir işi değil. Böyle bir şeyi nasıl yaparlar ben anlamıyorum ya. Şimdi pasaport kontrolünde sıkıntı yaşıyoruz. Hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Terin içinde kaldık. Yani stresten ölüyorum. Şimdi Halit abinin işini çözmeye çalışıyorum. Ne var ne yok. Bütün adamlarımızı devreye soktuk. Bakalım Allah'ın izniyle çözeceğiz. Aksiyonla başladı. İnşallah hayırlısıyla bu işi de elimize yüzümüze bulaştırmadan temiz bir şekilde işin içinden çıkarız. Sizlerin dualarınıza çok ihtiyacım var. Şu an onu hissediyorum yani. Kanala abone olarak, videoları beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Başlıyoruz efendim. Çok şükür Halit abinin işini çözdük ama biz de bittik yani. Şimdi valizi aldı. Bu tarafa doğru geliyor. Yaklaştığı zaman tekrar kayıt altına alırım. Karşılarız. Abi ya. Hoş geldin abi. Nasılsın abi? Vallahi öldüm abi. İçten içe bittim diyebilirim abi. Sıkıntı yok senin. Nasılsın abi? İyi. Uçuşun nasıl geçti? İyi. Sıkıntı yok. Allah. Her şey yolunda. Alırım ben abi. Sen rahat ol. Otobüs yolculuğu gibi geldi. İyi. Uçuşun iyi geçtiyse, sıkıntı olmadıysa abi. Yok, bir tek şu bize de biraz problem yaşadık. Orada da yardımcı oldu. Sıkıntı olmadı. Telefonun yurt dışına açık olması iyi bir şey değil mi abi? Ben baştan yaptım onu. Burada da havalanı inermez. Uçuş ya da Wi-Fi'lere bağlanmıyor. Başka Wi-Fi'ye bağlandın. Havalimanının internetine bağlandın. Ne olur ne olmaz diye. Aynen. Hani o da bilginiz olsun dostlar. Havalimanında internet var. Wi-Fi açık. Kesinlikle İnternete bağlanabilirsiniz. Yani Türkiye'deki o check-in'in yanlış yapılması nelere mal oldu? Orada 3 tane oradaki Katar'ın elemanlarının yanlış yapması. Allah Allah ya. Neyse efendim, röportajı sonra yapacağız. Valiz falan var elimde. Müsait bir yere geçtiğimiz zaman tekrardan konuşmaya devam edeceğiz. Devam ederiz. Efendim yanımda Şaban abimle yenge hanım var. Hep beraber bugün Türk Büyükelçiliğine gittik. Halit abiyi de götürdük. Halit abi arabada. Şimdi birazdan havalimanına gideceğiz. Tabii gitmeden önce Şaban abiye biraz sohbet edeceğiz. Abi evet, yani geçmiş olsun, hayırlı çok olsun teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayende de. Estağfurullah abi. Ne demek? Sağ olasın. Bütün işlemler bitti. Evet, bitti. Balay zamanı. Şimdi balay zamanı. Dinlenme yani. Tatilin keyfini çıkartın. İnşallah. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istedim. Çok güzel bir günler geçirdim. En başından itibaren düğünüm olsun, şeyim olsun. Hanımımla birlikte çok güzel düğün yaşadım. Videolar sayesinde çok kişiler güzel tebrikler gönderdi, güzel dilekler gönderdi. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah nasip kısmet ederse Haziran'ın 10'unda da belirledik şimdiden düğünümüzü. Aynen. Seninle birlikte İnşallah. Katılırsan bizi İnşallah abi geleceğim, Allah nasip ederse. Çok mutluyum. İnşallah. Hanımım da öyle. Aynı şekilde. Şimdi balayı zamanımız. Dinlenmeye bakacağız. Ben tekrardan Medan'a gidiyorum. Tamam, Medan'dan döndükten sonra tekrardan yine buluşacağız. Sen o zamana kadar tatilini iyi güzel geçir. Tabii. Güzel bir organizasyon yapacağız. Tamam. Gezilere çıkacağız. Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız. Hayırlısıyla. Bugün gelin sağlıcakla da. Bir günde hallettik işlemlerini. Hiç sıkıntı yok. İçeri girdik. Senin sayende hazırladığın şeyler sayesinde hiç sorgusuz. Herkes yapabilir bu arada. Sıkıntı yok. Herkes yapabilir. Günlük 3-5 kişi, 10 kişi geliyorlar, evleniyorlar. Ben kendim için söylüyorum. Diğer arkadaşlar yapıyor. Helal olsun çocuklara. Yapıyorlar yani. Allah herkesi mutlu etsin. Aynen. Allah herkese huzur versin. Allah herkese mutluluk versin diyeyim. Eyvallah abi. Bu kadar. Eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hadi. Hadi yap. Bekir'e ne al? Lan, 2-3. Bekir'e ne al? Evet, şimdi havalimanına geldik. Zorlu bir trafikten geçtik ama başardık değil mi abi? Şimdi check-in işlemlerimizi yaptık. Valizimizi teslim ettik. Bir şeyler atıştırdıktan sonra domestik bölümüne, iç hatlar bölümüne geçeceğiz.
Ondan sonra uçağımızı bekleyeceğiz. Tabii o süre zarfında da seninle röportaj yapacağız. Doğru mu? Devam ediyoruz. Selamünaleyküm efendim. Herkese tekrardan merhaba diyelim. Havalimanına geldik. Oturduk, dinlendik. Biraz yorulduk ama zahmetli iş. Yaşayacağız ki emeğimizi karşılığını alacağız. Tabii Halit abi tanımıyoruz. Tanımak lazım. Ben tanıyorum ama sizlerin tanımasını istiyorum. Bu röportajı artık klasik oldu abi. Devamlı röportaj yapıyoruz. Havalimanında olsun işte efendime söyleyeyim. Müsait bir yer bulduğumuz zaman hemen direkt abi kamerayı açıyorum. Soruyorum sorulara. Biraz kendinden bahseder misin Halit abi? Hangi şehirden geliyorsun? İzmir'den, kaç yaşındasın? İzmir'den geldim. Şu an 62 yaşındayım. Evet. Ayakkabı işiyle uğraşıyorum. Nasip buraya Endonezya'ya sevk olmakmış. Geldik. Bekir Bey ile tanıştık burada. Şu an yolculuğa devam ediyoruz. Havaalanındayız. Şimdiye kadar böyle. Bundan sonrasını... Yaş kaç abi? 62. Şey diyor musun? 62 yaşında huzuru, mutluluğu, aşkı Endonezya'da buldum diyor musun abi? Diyebilirim evet. Buldum. Eş adayınızla ne zamandan beri iletişim halindesiniz? Nereden Ocak, buldunuz? Hangi siteden buldunuz? Ocak'tan beri iletişim halindeyiz. Müslüman sitesi var, uluslararası bir site. Müslüman evlilik sitesi diye. Oradan buldum. Evet. Orada nasip oldu yani, daha doğrusu planlamadan, program yapmadan oldu bu iş. Evet. İşte o zamandan beri konuştuk, sonra karar verdik, anlaştık. Şu anda nasip olursa evlenmeye gidiyorum. Beni nasıl buldun abi? Seni YouTube'dan videolarını izleyerek buldum. Haline ve yaptığın işlere baktım, güvendim. Sağlıklı işler yapıyorsun, insanlara faydalı olmaya çalışıyorsun. İnşallah bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Hiç içimde herhangi bir tereddüt olmadan ben aradım seni, buldum. Telefonla iletişime geçtik. Önce şeyle, kaç ay Instagram'dan. Önce konuştuk abi? 5 ay oldu herhalde. Oldu. Ne zamandı? Ocak sonu gibiydi galiba, yanlış bilmiyorsam. Yok, Aralık sonu abi. Pardon, Aralık sonu. Evet. Aralık sonunda başladık. Aralık sonunda, evet. Peki hala çocukların var. Evet, var. Onların var. Düşünceleri nedir hani tekrardan? Onlar şey yapmadılar yani, karşı çıkmadılar. Saygı duydular. Saygı duyuyorlar. Hatta ben gelirken havaalanına çocuklarım bıraktı beni. Kendisi. Buradan selam olsun çocuklarıma. Aynen. Ben de görüştüm küçük akrabalarıma, beni tanıyan arkadaşlarıma, çocuklarıma selam gönderiyorum buradan. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Peki hala Endonezya'ya ilk geldin. Havası nasıl? Havası bana yabancı gelmedi. İzmir'le aynı gibi yani hava olarak. İzmir'le aynı. Aynı. Basık, bazen sıcak. Sanki İzmir'in işte 89 işte 90-2000 arası gibi bir Endonezya'nın yerleşimi, insanları, yaşayış tarzları var. Çok yabancı gelmedi çünkü daha önce yaşadığım için sanki İzmir'den bir İzmir'e gitmiş gibi oldum. Evet. Yani Endonezya diyorsun, Türkiye'nin 25 yıl gerisinden mi geliyor diyorsun? Aynen öyle. Bazı bölgeleri, yani genellikle öyle. Tabii gelişmiş bölgeleri var. Evet. Ama %80'i böyle. Dünden uçuşun nasıl geçti? Bazı sıkıntılar yaşadık. Onun hakkında biraz bilgi vermek ister misin? İstanbul'da check-in yaparken pasaportumla ilgili, pasaportumdaki bilgilerle, biletimdeki bilgilerde bir yanlış girilmiş. Ama ben Endonezya'ya kadar uçtum. Hiçbir sorun olmadı. Geldim buraya. Burada... Ama hep bir sıkıntı sordular, suvala çektiler değil mi? Yani. Katar'da da. Türkiye'de yani baktım, de ne olduğunu anlat abi, bunlar açık açık da hani her şey ya, bilinsin. Şey var, çok sorguya çekme. Bak, biletime bakıp onayladılar, ben geldim. Yani bir sıkıntı, ama ne zamana kadar? Şeyde, Katar'da mı? Tabii. He. Orada da bir şey olmadı, yani bir sıkıntı olmadı. Ama ne zaman geldim Endonezya'ya, tam geçeceğim pasaporttan, orada kaldım. Sebep sadece yanlış bilgi girilmiş. Yani gelecek olan, seyahat edecek olan arkadaşlar check-in yaparken buna dikkat etmeliler yani. Dikkat etmezlerse böyle benim gibi sorun yaşayabilirler. Tabii Bekir Bey sağ olsun yarım saat sürmedi, konuyu çözdü ve sorunsuz bir şekilde çıktık havalandan. Şu an yine beraberiz. Evet. Medan'a gidiyoruz hayırlısıyla inşallah. Yine uçakla havalandayız. Hayırlısıyla bakalım.
Pekala, Endonezya'ya geldiğinde ilk izlenimin ne oldu? Yani baktın, havası tamam, aynı İzmir dedin. Trafiğini de yaşadık, zorlu bir trafik. Evet, aynen öyle. Şaban abilerle beraberdik. Onlarla beraber onları bıraktık. Sonrasında bir iki saat bir trafiğe girdik. Sence yani böyle bir trafik hiç İzmir'de var mı? İzmir'de sadece akşam ve sabahları var. Yani saat 3'ten sonra, bir de sabah 7'den 9'a kadar. Hmm. Böyle bir trafik var İzmir'de de. Ama orada en geç yani 1 saat, 1,5 saate çıkarsanız burada 2 saati geçiyor. Çıkmak zor oluyor. Yani biraz zorlu trafik. Mesafe uzun burada, oradaki mesafeye göre. Ama mesafeyi ölçtüğümüzde aynıya geliyor normalde. Evet. Eş adayınla muslime.net'ten bulmuşsun. Öyle söyledim. muslime.com evet. dedim. Bu web sitesinden bulduktan sonra iletişiminizi nasıl sağlıyorsunuz abi? Sormayacaklar mı sana? Ya şey, Halit Bey, siz işte nasıl anlaşıyorsunuz? Dil bilmiyorsun, Endonezya dili bilmiyorsun, o İngilizce şöyle, bilmiyorsun. Nasıl anlaşıyorsunuz şöyle, abi? Eş adayımla normal ilk mesajımızda çeviri olarak anlaştık. Sonra dedi ki, ben Türkçe yazabiliyorum. WhatsApp numarasını ver, oradan biz devam ettik. Okuyup yazabiliyor eş adayım. Yoksa öyle olmasaydı zordu. Bayağı bir sıkıntı yaşayabilirdik anlaşmada. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık. Daha önceden Türkçeyi öğrenmek için uğraşmış eş adayım. Bir miktar öğrenmiş. Bir miktar da biliyor. Yani yazıp okuyabiliyor. Yani ondan sıkıntı yok. O yönüyle ben zaten güvenerek rahat rahat geldim. Hadi bakalım abi. İlerleyen bölümde, bir bölüm sonrasında, bu bölümü iki bölüm çekeceğiz bu arada. Çünkü bir sürprizimiz var. İkinci bölümde aslında sürpriz olacaktı ama şimdiden biz söyleyelim efendim. Şimdi biz gidiyoruz. Havalimanında yenge hanımlar bizi karşılayacaklar. Devamında ne olacak abi? Nikah olacak. Nikah hiç. Beklemeden nikah yapacağız. Yıldırım nikahı değil mi? Evet yani. Bu ikinci bölümde gelecek araçtan, tabii. Araçtan ineceğiz. Hemen nikah yapacağız, resmi nikah. Ve oradan otelimize geçeceğiz. Aynen öyle. Olay dinlenmeye devam. Şimdi ilerleyen zamanlarda anlatırız. Bazı gelişmelerden kaynaklı, nedenlerden dolayı nikahı hızlı yapmamız lazım. Çünkü oradaki ailelerin istekleri, eş adayının, Halit abinin isteği doğrultusunda gerçekleşen bir şey bu aslında. Normalde ben bir kere Gökhan abide olmuştu. Siri nikahı yapılmıştı onda. Din nikah, ertesinde hemen 2 gün sonrasında resmi nikah yapıldı. Ama bu böyle değil. Direkt resmi nikah. Gecenin yarısı evet. resmi nikah yapılacak. Evet. Biz onun programını ilerleyen günlerde, geçmiş günlerde, çok pardon. Biz bunun programını geçmiş günlerde biz konuştuk. Yenge hanımla falan iletişime de geçtik. Hatta Halit abiyle de programı da yaptık bu şekilde. Disiplinli şekilde hareket edersek dedik. Hani bir de kavva memurunu falan gecenin yarısı ikna edersek dedik. Neden olmasın? Laf olur, söz olur, dedikodu, fitne, fesat mevzusu döndüğünden dolayı. Aynen öyle. Onun doğru için, mu? Onu evet. da söyle abi. Hani evet. yani sonra Bekir. Için. Çünkü laf olduğu zaman, fitne olduğu zaman sorun çıkıyor. İnsanlar da anlamadan yargılamaya gidiyorlar. O da problem çıkarıyor. O yüzden böyle bir şeye sebebiyet vermemek için böyle bir karar aldık. Şu an onu uygulayacağız inşallah. Yani 4 tane çocuk büyütmüş. Tek başına. Kolay değil. Endonezya gibi bir yerde. Kendisi yüksek okul mezunu. Evet. Yüksek lisans yapmış. Yani yüksek lisans yapmış. Ticaretle uğraşmış yıllarca. Çocuklarını öyle büyütmüş. 12 yıl büyütmüş. Önce boşanmış. Evet. 12 yıl önce boşanmış eşinden. Herhangi bir sıkıntı yok. Başka. Evet. Yani diyebileceğim şu an bu kadar onun hakkında. Evet abi. Sen söylemek istediğin bir şey var mı kendi hakkında? Sen de boşandın. Onu da bilgisini verelim. İnsanlar soracak. Şöyle söyleyeyim. Çünkü. Kadınlarda bir sıkıntı var. O da şu. Belli bir yaştan sonra kendilerini yaşlanmış hissediyorlar. Hayattan kopuyorlar. Bu da evlilikte çok sıkıntılar evet. meydana getiriyor. Genelde görüştüğümüz insanlar hep aynı şeyden şikayetçiler. Kimle konuştuysam, gelirken mesela birkaç tane arkadaşla öyle karşılaştık, konuştuk. Boşanmalar var Türkiye'de çok fazla. Sebebi hiç yani bir şey değil. Belki önemli sebepler olup boşananlar ayrı, onları bu kategoriye sokmuyorum ama yani hiçbir sebep olmadan boşanan
aileler dağılan aileler var. Ya bu çok fazla Türkiye'de. İşte bilemiyoruz sebebi nedir ama kadınlar biraz kendilerini bu konuda geliştirmeli. Tabii erkeklerde suç yok mudur vardır ama ben bunları söylemiyorum. Genel itibariyle hiç erkeklerin de bir suçu olmadığı bir yerde, bir ailede kadınlar ayrılmaya gidiyorlar. Sebep yok. Basit sebepler yüzünden. Yani. Bundan dolayı da erkekler işte yeniden hayatlarını yalnız yaşamamak için en azından can yoldaşı. Yani bunu böyle anlamak lazım. Yalnız yaşayamaz insan. Şey anlatmıştın bana. Bunu anlat istersen abi. Neden evlendiğinin aslında kanıtı bu. Yani şöyle. Ben evde tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım var ama uzaktalar. Çevremde kimse yok tanıyan beni. Ya bir gün öyle bir şey yaşadım ki hastalandım. Kendimi yatağa zor attım. Yarım saat kendime gelemedim. Yani ben o an bir şey olsa kimsenin haberi olmaz. Ben orada vefat etsem ya da bir şey olsa hiç kimse beni bilemez, duyamaz. Belki iki gün sonra, üç gün sonra haberler olacak. İşte ben bu olayı yaşadıktan sonra tamamen karar verdim. Yeniden evlenmeye. Yani bir can yoldaşı yanımda. Dedin ki yalnızlık Allah'a mahsus. Aynen. Yalnızlık Allah'a mahsus. Yani bak öyle olsaydı insanı yalnız yaratırdı. Ama yalnız yaratmamış. Adem Aleyhisselam peygamberi yanında bir eş vermiş. Yani eğer öyle olsaydı, yalnız olacak olsaydı onu vermezdi. Böyle karar verdim. Ondan sonra bu nasip oldu. Şu anki eş adayım. Onunla konuşmaya başladım. Daha önce aramadım ben. Yani ev, tamamen evliliğe getirmedim. Niyetim falan yoktu. Yoktu. Hayır. Niyetim yoktu. Yalnızlık zor tabii ki. Yani. Size de saygı duyuyorum. Hani hiçbir şekilde kimseye de diyemiyorum ki neden diyemiyorum. Sonuçta karar sizin özgür iradeniz. Yani. Hayırlısı olsun abi. Hakkınızda. Allah razı olsun. Sonuçta babamın yaşında bir yaştasın yani. Zeki bir insansın. Çocuklarını okutmuşsun. Oğullarım benim yaşlarımda. Evet. Kendini bir yere getirmişsin, çalışmışsın, helal lokma kazanmışsın. Hayat senin öyle. Hayatın. O konuda öyle, evet. Artık bu saatten sonra kararları sen vereceksin. Ama şunu bilmeni istiyorum abi. Evlendikten sonra eş adayın önce Allah sonra sana emanet. Hep evet, her gelene evet. Aynı bu şekilde ben evet, biliyorsunuz söylerim. Öyle. Çünkü bütün her şeyini bırakıp seninle beraber gelecek, çocuklarını bırakacak. Çocukları tamam yetişkin çağlarda ama yani yine de zor olur. Tabii, onun için de iki yılda bir, bir yılda bir çıkıp gelmeniz ya da çocukların biletlerini alır hani Türkiye'ye götürebilirsiniz. Bu şekilde de bir organizasyon yapabilirsin. Zamanla yani Allah rızık verdikçe. Yani imkanımız ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Aynen planınızı programınızı ona göre ayarlarsınız. Evet. Buradan abi seni izleyenlere, seni sevenlere, seni takip edenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani hayatlarında huzurlu bir hayat yaşamalarını temenni ediyorum. Başka yani şu an diyeceğim bir şey yok. Yani en 63 yılda yaşamış olduğun tecrübelerden şunu diyor musun Bekir kardeşim? Aslında yalnızlık mutluluk vermez. Yalnızlık huzursuzluk verir diyor kesinlikle, musun abi? Kesinlikle, kesinlikle. Yalnız yaşamak zor. Yalnız yaşanmaz yani. Mutlaka bir can yoldaşı, bir arkadaş, konuşabileceğin, karşılıklı sohbet edebileceğin birisi mutlaka şart. Bunu başka türlü değerlendirmesin insanlar. Bunu böyle baksınlar. Yani önce sağlık, sonra huzurlu bir yaşam. Her şey maddeyle bitmiyor. Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı. Rabbim hakkınızda hayırlısını versin. Buradan da seni izleyenlere selam olsun diyelim. Aynen. Efendim, bu bölümü kısa keseceğim. Zamanınızı fazla almayacağım. Hakkınızı helal edin. Çünkü hani parça parça yapıyorum ki hem zamanınız değerli, bazen şikayet ediyorsunuz. Ya 40 dakika video mu kardeşim? Ne yapıyorsun öyle diyorsunuz. En iyisi şöyle yapayım dedim. İki bölüm yapayım. Zaten düğün arkası sıra gelecek hemen. Hızlı bir şekilde buradan çıkacağız. Uçakla yolculuk yapacağız. Havalimanında inanılmaz bir telaş olacak. O sıra ne yapacağım ben de bilmiyorum. Organizasyonları yaptık ama
Üstümüzü değiştireceğiz. Tuvalette mi değiştiririz? Nerede değiştireceğiz? Bilmiyorum. Direkt camiye gideceğiz. Camide resmi nikah kıyılacak. Ondan sonra orada bir küçük bir organizasyon, aile arasında yemekler falan efendim. Güzel bir organizasyon bizi bekliyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın. Sampai Jumpa. Sampai Jumpa desene abi. Sampai Jumpa.